İstanbul'da su taşkınları ile gündeme gelen Ayamama Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor. Dere tamamen kurutularak yeni yatağına taşınacak. Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçen yıl görülen yağışın 2-3 katı dahi yağmur yağsa Ayamama Deresi bunu kaldırabilecek ölçekte olacak dedi. Geçtiğimiz yıllarda Ayamama Deresi bölgesinde bu görüntüler yaşanmış, can kayıpları meydana gelmişti. Sel baskınlarını önlemek için Ayamama Deresi'ndeki çalışmalar sürüyor. Derenin bu yılın sonuna kadar kurutulması planlanıyor. Atık sularsa yer altındaki kolektörler vasıtasıyla verilecek ve Ayamama Deresi'nin yeni yatağı burası olacak. Derenin yeni yatağında su akışının daraldığı noktalarda daha öncesine göre 4 katına varan genişletme çalışmaları sürüyor. Evet, şu gördüğünüz işaretlenmiş. Çalışmaları izleyen Başkan Kadir Topbaş bundan böyle sorun yaşanmayacağı görüşünde. Kurulara giden dere yatağını daha düzgün hale getiriyor ve kesiti büyütüyoruz. Mevcut akan derenin taşıdığı şu andaki kirli ve pis su kolektörlerle yanlardan alınmak suretiyle arıtma tesisine gidecek. Derede biz yağmurun dışında hiçbir şey görmeyeceğiz. Su taşkınlarının görüldüğü Basın Ekspres yolu altında kesit de 3 katına çıkarıldı. Kollarıyla birlikte yaklaşık 42 kilometreyi bulan Ayamama Deresi'nde 2008 yılında başlayan çalışmaların ilk etabının bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.